Bu şekilde isterseniz şalımızın etrafına bir yede çekebilirsiniz. Dikiş Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda şal, başka bir tabirle panço nasıl yapılır, adım adım onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şimdi şalımızın kesimini göstereceğim. Şalımızın ölçüleri büyük olduğu için ve kameraya sığmadığı için ben burada minyatür kumaşla nasıl kesildiğini göstereceğim. Ölçülerini vereceğim. Verdiğim ölçüler birebir aynısıdır. Ona göre keseceksiniz. 180 cm uzunluğunda ve 128 cm genişliğinde bir kumaş elde ediyoruz. Uzun kenarımız 180 cm, buraya yanlara gelecek 180. Bu kısa kenarlar ise 128 cm. Bunlar ise ön ve arka olacak. Ön ortaya ise 80 cm bir yırtmaç yapacağız. Bunun için de kumaşımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Kumaşımızı ikiye katladık. 80 cm'den işaret alıyoruz. İşaret aldığımız yeri ortadan ikiye yarıyoruz. 80 cm'e kadar olan kısmı. Bu şekilde burası ense kısmı olacak. Burası ön ortamız. Bu şekilde şalımız hazır. Aslında bu aşamadan sonra çok bir şey yapmanıza gerek yok. Ama ben birkaç farklı detay göstereceğim. Eğer kumaşımızın kenarları atmıyorsa bu şekilde şalımızı kullanabilirsiniz. Eğer kumaşınızın kenar atma yapıyorsa bu şekilde overlock da yapabilirsiniz. Ben burada farklı renk iplik kullandım. Dikiş detayları gözüksün diye. Bunu da videomuzun ilerleyen bölümlerinde göstereceğim nasıl yapıldığını. İsterseniz kendi renk ipliğini kullanabilirsiniz. Overlock da çekmem derseniz biye yapabilirsiniz elimizdeki kumaşlarla. Gördüğünüz gibi biye yaptım ben. Farklı renkler kullandım ki dikiş detayları anlaşılsın diye. Ama isterseniz hazır olarak satılan biyelerden de kullanabilirsiniz. Renkleri de uyuyor. Aynı renginden, kumaşınızın renginden ya da farklı renkten hazır biyeler var. Onları da alıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde isterseniz şalınızın etrafına biye de yapabilirsiniz. İster kendi renginde yapın, isterseniz de elinizde bulunan kumaşlardan yapabilirsiniz. Şimdi kestiğimiz şalın etrafına overlock dikişi yapacağız. Bir nevi burada göreceğiniz overlock bebe overlock. Yalnız bu bebe overlock'un geniş olanı. Makinemizin adım ayarını sıktık. Buradan daha önce overlock videosunda göstermiştim. Burada adım ayarı butonu var. Buraya basıp kasnağı çevirdiğimizde adım ayarını küçültüp veya yükseltebiliyoruz. Kasnağı çevirdiğimizde bunun yeri var. Yerine geldiğinde volanı ileri doğru oturduğumuzda, ileri doğru çevirdiğimizde adım ayarı büyüyor. Kendimize doğru çevirdiğimizde ise adım ayarı küçülüyor. Adım ayarını en küçük ayara aldık. Kapağımızı kapattık. Sağ taraftaki iğneyi iptal ettik. Sol taraftaki iğneyle çalışıyoruz. Burada bir detay daha paylaşacağım size. Üst lüperimize iki tane iplik bağladık. Yani buraya iki tane iplik geliyor. Tansiyonumuzu falan ona göre ayarladık. İki iplik yaparsak ne olacak? Örgümüz, overlock örgümüz daha sık oluyor. Bir iplik yerine iki iplik olduğu için. Bakın burada detaylı bir şekilde göstereceğim ben size. Aynı overlock ayarı. Sağdakinde iki tane iplik kullandığımız için daha sıkı. Soldaki ise daha seyrek. Gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Aradaki fark gayet açık. Şimdi overlock'umuzu açarak şalımızın etrafına overlock dikişi yapıyoruz. Köşeye geldiğimizde köşeyi dönmek için kumaşımızın kenarı iğnenin arkasına geldikten sonra ayağımızı kaldırıp tekrardan aynı yerden başlıyoruz. Bakın köşemiz bu şekilde oldu. Yok ben bunu yapamam derseniz overlock'tan çıkıp tekrardan başlayabilirsiniz. Şimdi de o şekilde yapacağım.
Burada da köşeyi çıktık. Yeniden başlıyoruz. Bakın burada iplik kaldı. İpliği temizlemek zorundayız. Diğer tarafta iplik kalmadı. Gördüğünüz gibi bu köşede iplik kalıyor ama diğer köşede iplik kalmadı. Aradaki farkı siz görün. Hangisini istiyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz. Burası şalımızın ön kısmının, yırtmacının olduğu yer. Burayı yaparken de kumaşımızı tam açarak bu şekilde yapabiliriz. Şalımızın ikinci alternatifi olan kumaşımızın etrafını overlock ile temizledik. Ben dikiş detayı gözüksün diye farklı bir iplik rengi kullandım. Siz isterseniz kumaşın kendi iplik rengini kullanabilirsiniz. Biyemizin kumaşı kalın olduğu için tele yapıştırmamıza gerek yok. Biyemizin genişliği 1,5 santim olacak. 1,5 santimlik biyeyi 3 santimlik kalıpla kırıyoruz. Kalıpla ilgili, kırım kalıplarıyla ilgili daha önce video çekmiştim. O videonun linkini videomuzun açıklama kısmına bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Nasıl ki dikişlerde dikiş payı veriyorsak, kırım yapacağımız kumaşlara da kırım payı vermemiz gerekiyor. Bunu da daha rahat kırabilmemiz için 1,5 santim payı veriyoruz iki tarafa da. Kalıbımız 3 santim, 1,5 bu tarafa, 1,5 da diğer tarafa verdiğimiz için totalde biyemizin genişliği 6 santim olması yeterli. Önce bir kenarını kırıyoruz. Daha sonra da diğer tarafının kırım işlemini yapıyoruz. Bu şekilde devam edip gidiyor biyemizin kırım işlemi. Kenarlarına kırım işlemi yaptıktan sonra biyemizin iki kenarını tersine tekrardan bu kenarları bir gelecek şekilde kırım yapıyoruz. Dikim işlemini daha rahat yapalım diye. Bu işlemi patlarda ve kemerlerde de yapıyorduk. Daha önce kanalımızı seyredenler bilir. İkiye katlayarak. Üç santime katladık. Daha sonra 3 santim ikiye katlayarak 1,5 santim genişliğinde bir biye elde ediyoruz. Bunu kırma sebebimiz modelimize dikerken daha rahat yapabilmemiz için. Biyemiz uzun olduğu için ben bu kadarını gösterdim. Diğer tarafları aynı şekilde devam ediyoruz. Bu aşamada şalımızın etrafını biye yapacağız. Biye pratik bir şekilde nasıl yapılır onu göstereceğim. Biyemizi yaparken makinemizde ters çıma takacağız. Bunun sebebi ise kıyafet büyük olduğu için kıyafet solda, biyenin sağda olması gerekiyor. Normal düz çıma taktığımızda kıyafet sağda, biye solda olacaktı. Dediğim gibi kıyafet büyük olduğu için kıyafeti sol alacağımız, biyeyi de sağ alacağımız için ters çıma takıyoruz. Bunun sebebi ise biyemizin kenarını bu şekilde koyduğumuzda ters çımaya tutacaktır. Dediğim gibi biye sağda, kıyafetimiz ise solda olacaktır. Şimdi ayağımızı değiştirelim. Ayağımızı değiştirdikten sonra biyemizi tek seferde takacağız. Yani takma ve kapaması tek seferde olacak. Normalde bunu aparayla yapabiliriz. Biye aparasıyla. Fakat ben burada biye aparası olmayanlar için hem de ev tipi makinelerde daha rahat takabilmeniz için aparasız kartondan
pratik bir çözüm göstereceğim. Bunu evinizde uygulayarak çimaya bile olmadan rahat bir şekilde biyelerinizi, kumaşlarınızı, bedenlerinizi, kıyafetlerinizi dikebilirsiniz. Bunun için 6 santim 6 santim genişliğinde bir karton elde ediyoruz. Bu kartonu ortadan ikiye katlıyoruz. Bu kenarı bizim işimize yarayacak. O yüzden bu katladığımız kenarları mutlaka birbirini karşılaması gerekiyor. Karşıladıktan sonra bu şekilde bir koli bantı yardımıyla bu kenarlarını birleştiriyoruz. Dediğim gibi bu katladığımız kenar düz olması gerekiyor. İşimize yarayacak bu kenar. Diğer kenarlarının çok bir önemi yok. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Şimdi bunları burada bir nevi apara yapacağız. Biyemizi daha hızlı bir şekilde tek seferde nasıl bedenimize takılır onu göstereceğim. Makinelerde de bu şekilde bir şey yapıştıracağınız zaman şeffaf bant kullanın. Diğer bantlar iz bırakıyor. Bunu da pratik bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Kartonumuzun bir tanesini bu bahsettiğim kenar 2 milim sol tarafa gelecek şekilde ayağın tam kenarına, ayağa değmesin, tam kenarına düz bir şekilde pozisyon aldıktan sonra bantımızla yapıştırıyoruz. Eğer sağlam olsun derseniz bir iki defa daha yapıştırabilirsiniz. Ben tek banttan yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, bu şekilde yapıştırdık. Gördüğünüz gibi karton sağa sola hareket etmiyor. Diğer kartonun da bu bahsettiğim kenarı ayağa bakacak şekilde tam ayağı ortalayarak bu şekilde ayağı ortalıyoruz. Burada biye ile sıfıra sıfır olması gerekiyor. Boşluk kalmasın. Bu karton da biyemizin sağ tarafa kaymasını engelleyecek. Bunu da kaydırmadan yapıştırıyoruz. Konfeksiyonda bu yapmış olduğumuz kartonlara siper denir. Bu şekilde kartonlarımızı yapıştırdık. Kaldırdığımızda bakın burada bir kanal oluştu. Yani bir nevi bir apara yapmış olduk. Şimdi biyemizi şalımıza dikebiliriz. Şalımızı biye takarken isterseniz biyeyi arka ortadan başlayabilirsiniz. İsterseniz de arka kenardan başlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama ön tarafa gelmesin. Çünkü ek olacağı için ön taraftan gözükmesin eki. Biye takmaya geçmeden önce bir şey daha bahsedeceğim. Eğer şu içindeki paylar genişse bir makas yardımıyla kesebilirsiniz. Bakın sağ taraftaki pay az, sol taraftaki pay çok. Bu payı bir makas yardımıyla kesebilirsiniz. İçinde kalınlık yapmasın. Bu şekilde. Burada arka ortadan başlayacağım biye takmaya. Biyemizin bu ortada ütü kırmızı var. Kırarken göstermiştim. Şalımızı tam biyenin içine oturtup bu şekilde katlıyoruz. Katladıktan sonra bakın tam içine doldurduk. Buradan dikmeye başlıyoruz. Tam biyemizi bahsettiğim yere şu şekilde biyemizi açıp şalımızı içine oturtarak biyemizi dikiyoruz. Bu tarz işlemlerde en çok karşılaşacağımız şey biyelerin dönük olması. Biye sonlara doğru yaklaşırken dönüyor. Bunun için de alttaki biyeyi parmağımızda hafif çekiyoruz. Çok değil, hafif. Bunu yaparsak da biyenin dönmesini engellemiş oluruz.
Bakın buradan ben alttan çekiyorum biyeyi dönme yapmasın diye. Tam köşeye geldik kumaşımızın kenarına. Siksağımızı atıp çıkıyoruz bu şekilde. Bakın biyemizin altı. Çıma dikişi. Burası da üst kısmı gördüğünüz gibi. Kesinlikle aparada takılmış gibi. Burada bir detay göstereceğim size. Kumaşımızın kenarına kadar biyemizi diktik. Bakın gördüğünüz gibi. Tam kumaşın kenarında zikzağımızı attık. Burada köşe nasıl dönülür onu göstereceğim. Bu ütü kırım izini tam kumaşımıza getiriyoruz. Kumaşımızın kenarına. Getirdiğimizde bakın bu şekilde bir şekil aldı. Üst kısmı ise bu şekilde oldu. Burayı bu şekilde katlıyoruz. Bakın katladık. Köşemiz gayet nizami bir şekilde çıktı. Şimdi buradan başlayarak tekrar biyemizi dikmeye devam ediyoruz. Şurayı düzeltelim. Burada dikkat etmemiz gereken köşeyi makinenin altına koyarken kaçırmayalım. Tam bu zikzağımızın olduğu yerden yukarıya kadar gitmemize gerek yok. Köşeyi de gördüğünüz gibi. Bakın burası köşemizin üst kısmı. Burası da alt kısmı. Gayet nizami bir şekilde oldu. Burada da köşe dönme nasıl yapılır onu da gördük. Köşeyi yaparken bir şey daha burada sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Az önce anlatırken unuttum. Bu köşe buradan gelip buradan devam edeceği için bakın şu köşenin kırdığımız yerin tam bu çıma dikişiyle karşılaşması gerekiyor. Eğer bu şekilde aşağıda olursa ya da yukarıda olursa köşemiz düzgün çıkmayacaktır. Alt taraftan bahsediyorum. Şu kırma yaptığımızda kırdığımız yer tam bu çıma dikişiyle karşılaşacak ki buradan devam edebilelim. Üst kısmı da yine aynı şekilde. Buradan elimizden tutarsak sıkıntı olmayacaktır. Az önce bahsettiğim gibi bu köşeler mutlaka birbirine denk gelmesi gerekiyor ki buradan dikişimiz geldiğinde bu şekilde devam ediyor gibi görünsün. Burası biyemizin alt kısmı. Burası ise üst kısmı. Gördüğünüz gibi.
kısım ön yırtmacın olduğu kısım. Burayı yaparken de dikkat etmemiz gereken burayı düz bir şekilde gergin tuttuğumuzda iğemizi oradan da rahat bir şekilde yapabileceğiz. Yapmamız gereken o yırtmacın olduğu kısmı düz ve gergin bir pozisyona getiriyoruz. Bakın burası tam yırtmacın olduğunun, burası tam yırtmacın ortasının olduğu yer. Gergin tuttuğumuzda, biyenin içine doldurduğumuzda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Evet, şimdi geldik en kritik nokta, biyemizin bitim yerine. Biyemizin ilk yerini 3-4 santim geçtikten sonra fazlalığını kesiyoruz biyemizin. Kestikten sonra bu uç kısmı 1 santim katlıyoruz. 1 santim katladıktan sonra aynı biyedeki gibi bu şekilde olacak. Bu şekilde getirip kapatıyoruz biyemizi. Burada uçların dışarı çıkmamasına dikkat edin. Burada dediğim gibi alttan düzeltiyoruz. Üstten de düzeltiyoruz. Bu biyemizin uç kısımlarını fazlalıkla bir tornavida yardımıyla da içeri itebilirsiniz. Böylelikle biyemizin bitim yerini de tamamladık. Burası şalımızın düzü, burası ise tersi. Aynı şekilde gördüğünüz gibi ucu içeri katlayarak ucun çıkmasını engelledik. Şimdi bir ütü yaparak şalımızı mankenimizin üzerinde görelim. Bu videomuzda şal nasıl yapılır onu gördük. Yeni videolardan haberdar olmak, bu videolarımızın daha fazla dikiş severe ulaşması için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir dikiş videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.